ateş. Rize Artvin Havalimanı tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Roketan tarafından geliştirilen Typhoon kısa menzilli balistik füze sisteminin ikinci test atışı yine bu bölgeden gerçekleştirildi. Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Typhoon kısa menzilli balistik füze sisteminin test atışı saat 6.44'te bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı. Typhoon'un test atışı Rize Artvin Havalimanı'ndan 22 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından test atışına ilişkin paylaşımında "Typhoon füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta Roketsan olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Typhoon'un menzilinin 561 kilometre olduğunu, menzilin daha da artırılacağını açıklamıştı. Muharebe sahası için büyük öneme sahip balistik füzeler genellikle denizden, denizaltıdan karaya veyahut karadan karaya atılıyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke antibalistik füze teknolojisine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde hali hazırda Typhoon'un muadili bir füze bulunmuyor. Daha önce de hiç bulunmadı. Füze özellikle Türkiye'nin batı ve doğu bölgelere yönelik caydırıcılığı açısından stratejik öneme sahip.